Çözüm TV'den iyi günler sayın seyirciler. 16 Mayıs Cuma gün ortası haberleriyle karşınızdayız. Tuzla'da tersane işçileri Soma'da hayatını kaybeden madenciler için saygı yürüyüşü düzenledi. Tuzla İçmeler Köprüsü'nde saat 7.30'da toplanan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı tersane işçileri Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri için yürüyüş düzenledi. Sık sık Soma işçisi yalnız değildir. Susma sustukça sıra sana gelecek. Direne direne kazanacağız sloganları atan grup yolu kısa süre trafiğe kapattı. Grup daha sonra yürüyüşüne devam etti. Yürüyüş nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşunca vatandaşlar toplu taşıma araçlarından inerek yollarına yürüyerek devam etti. Bir süre yürüyen eylemciler Soma'da hayatını kaybeden maden işçileri için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Eylemciler Tuzla Tersanesi'nin önünde basın açıklaması yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Soma işçilerinden dayanışma içerisinde olmazsan kim olur? Kardeşler, Soma buraya 3 saat ötede İngiltere'de Fransa'da. Soma'da yaşamını yitiren 284 madenci New York'ta anıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde yerin yüzlerce metre altında kömür çıkarmak için kazı yaparken nedeni kesinleşmeyen yangın sonucu yaşamını yitiren 284 madenci New York'ta anıldı. New York'un en bilinen yerlerinden olan Union Meydanı'nda bir araya gelen bir grup Türk, maden ocağında mahsur kalan işçilerin de sağ olarak kurtarmaları dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesini imzalama çağrısı da yapılan eylemde katil devlet hesap verecek sloganları atıldı. Bazı eylemcilerin madenci bareti giydi ya da yüzünü kömür karasıyla boyadığı eylemde yerde yakılan mumlar aracılığıyla dev harflerle Soma yazıldı. Yoldaşlarımız için ağıt yapmaya değil hesap sormaya toplandık. 282 işçi kardeşimiz göz göre göre ölüme gönderildi. Yüzlercesi hala toprağın altında bekliyor.